Burada kritik nokta şu. Evet. O zaman simülasyon olduğunu anladım. Bir tanrı paradoksuna gidiyoruz şu anda. Evet. Şimdi, ne demek istiyorsun? Tanrı paradoksu şu. Evet. Biz mi yarattık insanların onu? Yarattığı bir evrende mi yaşıyoruz? Yapay zeka sistemi ele geçirdi. Onun içinde mi yaşıyoruz? Uzaylılar dediğimiz üstün bir ırk, bizden önce evrimleşmiş bir ırk geldi. Bizi onun içinde mi yaşatıyor? Gerçek tanrının evreninde mi yaşıyoruz? Ya da şöyle, bunu, insan mı tanrıyı yarattı, tanrı mı insanı yarattı? İşte bu şu asıl anda bizi, düşünsel kıyamet dediğim noktaya geleceğiz. Evet, veya gelmiş durumdayız var, aslında da görmezden geliyoruz. Ha, ben 2014 yılında dedim ki, baktım teknolojiye, dedim ki herkes bir altın çağı bekliyor biliyorsunuz. Hani her şeyin bolluk olacağı, tabii şey olacağı. Olmayacak öyle bir şey. Tabii ki olmayacak. Çünkü olmayacak. Altın orada maddeyi temsil ediyor. Hayır, biz dijital çağa geliyoruz. Yani bilginin altın kadar değerli olduğu çağa geliyoruz. Ve bu çağın adı altın bilgi çağıdır dedim. Bilgi çağı ama ne kadar altın, ne kadar bilgi çağı. Bilginin altın kadar değerli olduğu. Şimdi mesela bilginin altın kadar değerli olduğunu nerede gördük? Korona'da gördük. Aşıyı yapan. Bu arada aşıyı yapan da Hataylı, onu da eklemek isterim. Hatay az bir yer değil yani. Şimdi destek almış. Korona başladığında. Yok, kafasına da baktı, ölçtü. Bakın, şimdi altın bilgi çağını ilan etmemin sebebi şuydu. Bu simülasyon evrenlerin en kritik aşaması, en finali nedir? Sistemin içindeki bilgi, sistemi yaratma bilgisine yaklaştığı zaman sistemin final aşamasına geldik demektir. Doğru mu? Yani rüyanın içindeyseniz, oyun bozuldu yani. Rüyanın bir müdahale olduğunu, ben rüyada mı yaşıyorum demeye başladığınızda gerçeklik kaybolduğu için sistemin sizi ölçümleme başarısı, gizliliği kalmadığı için sorun burada başlar. Şu anda inception oluyor. Evet. Evet. O zaman ne olur? Gerçekliği arttırmanın iki tane yolu vardır arkadaşlar. Bir, ya aşırı mutluluk, size Milli Piyango'dan para çıkartırım. Siz var ya, ne sistemi sorgulamayı, ne bilinen ne hepsini bırakırsınız. Ya da aşırı panik. Ya da aşırı acı veya korku yaşamsal şey. Şimdi, yani savaş çıkartırım, işte herkesi öldürürüm. Covid bunlardan bir tanesiydi. Yani yine bütün sistemi, kesilecek mi her bütün gece sistemi türbülansa soktu. Bakın, dünyadaki bütün kutsalları aldı. Tabii. Ne kutsal insan kaldı, ne kutsal yer kaldı. Tabii. Bütün şeyi, sistemi sıfırladı. Ve ne demek istiyorsun? Yani dedi ki, kaçacak hiçbir yerin yok. Ha. Eskiden seni koruduğuna inandığın şeyler hiç yok. Yani benim mesela aynı evde yaşadığım arkadaşım korona oldu. Hı. Nefes alamadı. Kapıya ambulans geldi. Ben içeri gidip ona odasına gidip yardım edemedim. İngiltere'de mi oldu? İngiltere'de oldu. Yani odasına girip yardım edemiyorsunuz. Bize kapıya, şimdi ben ondan dolayı ben de karantinadayım. Dışarıdan bize yemek getirenler, kurye olsun arkadaşlarımız, kapının önüne poşeti bırakıyor. Gidiyorlar, şöyle 5 metreden duruyorlar. Bakın, kimsenin kimseye yardım edemediği durum. İşte bu simülasyonun harika bir türbülansı, gerçekliği arttırmak amaçlı yaptığı bir şey. Yani deprem tatbikatı yapar gibi kıyamet tatbikatı yapıldı. Evet, veya kimseye sistem gerçekliği sorgulanmasın diye sistem bu kaosa girdi. Sistem dediğin tanrısal, ne tanımla o zaman? İşte kim yani yarattıysa bu sistemi, evet, burada bir şeye girdi. Hatta bakın, bu kim yarattıysa derken bir, yani biraz insani bir simülasyonun içinde yaşıyoruz gibi geliyor bana. Öyle düşün. Sen nasıl düşünüyorsun? Çok kısa. Metaverse ile ilgili mi? Yok. Soruyorsun. Yani yaşadığımız evren bir simülasyon mudur? Yoksa hani ne, nasıl tanımlıyorsun? Yani bir başkası diyor ki, Siçkin tarafı diyor ki, uzaylılar tarafından bir şekilde deney. Yakın zamanda unutmayın ki MIT'den bir profesör, hatırlarsın, çok önemli bir tanımda bulundu. Sana dedi ki, dünya aslında tüm evren gelişmiş bir varlıkların veya medeniyetin kim olduğunu bilmiyoruz, laboratuvar araştırmasıdır dedi. Evet. Müminin suresi 12, 112, 113, 114 ayette diyor ki, arz içinde diyor, kaç sene kaldınız? Bir 113. ayette bir gün ya da onun bir kısmı kadar kaldık. Sonra de ki diyor, ancak çok daha az bir zaman kaldınız. Keşke bilseydiniz. Yani soruma cevap vermedin. Şöyle. Yine Rum suresi 55'te yine soruna cevap. Ve o saat geldiği gün, kıyamette, dünyada düşünmeyenler bir saatten fazla kalmadıklarını yemin ederler. Şimdi çok net söyle. Çok devam net söyleyeyim. Biz burada
çok kısa bir an içerisinde zaman boyut farkıyla anlattık ya, bir gün eşittir bin yıldır, aynı tamam. zaman boyutu falan dedi. Bizim burada yaşadığımız bize göre 0,01 saniye oranın hesabıyla. Tam rüyadaki gibi işte. Hani rüyada evet. da uyanıyorsunuz. Sen rüya görüyorsun. Çok güzel bir rüya görüyorsun. Hiç bitmesin istiyorsun. O sırada birisi ise gelip seni dürtüyor, uyandırıyor. Bir saniye, bir saniye evet. bitireyim. Uyandırıyor. Ya niye uyandırıyorsun? Ne güzel rüya görüyordum diyorsun. Ne kadardır uyuyorum? Bir saattir uyuyorum. Hayır ya, daha yeni daldım. Bir dakikadır uyuyorsun diyor. Yani rüyada bir saat yaşıyorsun ama uyuduğun süre bir dakika. Bunun aynısı. Aynısını dünya için. Connect ben, yani şimdi, mesaj filmi. Aynen. Şunu evet. söyleyeyim. Bence hakikaten Allah'ın yarattığı bir simülasyon sistemin içerisindeyiz biz. Çünkü bunun iki ölçeği var. Bana göre bir, uyarıcılar göndermesi, kitaplar göndermesi. Ama İkincisi, simülasyonu yaptığım zaman ben de aynı tabii. sistemi kullanacağım. Yani. Ama siz işte bir şeyden kopya i̇şte çekeceksiniz. Onu yapan, mevcut şu anki halde. Ama işte birisi, kopyasında mı yaşadığımı anlama işte, şansım yok ama. Ama bir yani, de şöyle bir şey var. Yaşlanıyoruz. Problem tamam, burada. Tamam, olacak zaten. Yani güç düşüyor. Gerçeğin eğer ben ideal sorgulanmayacak bir sistem isteseydim, hiç yaşlanılmayan, İşte hiç sıkıntı yok, çekilmeyen. Yok, gerçeğinin kopyasını yapıyoruz. Şimdi gerçeğinin kopyasını yapıyoruz. Gerçeğini sadece insan eliyle olanı. Aksiyon, heyecan, işte bir şeylerin olduğu, adamı orada tutacak, kilitleyecek. Şimdi intihar edilmeyen. Bak, mesela intihar edecek kadar depresyona giremediğini. Şöyle bir şey söyleyeyim. Paranın da bir görüşünü alayım bu konuda. Hemen soruna devam et. Ne diyorsun? Nasıl bir yerde yaşıyor insan? Bütün bunlar. Yani bu kadar araştırmalar yaptın. Evet. Şimdi UFO'ları araştırdın, Hatay'a gittin, Göbekli Tepe'ye gittin, dünyanın her yerini gördün. Doğru mu? Yani hemen hemen tüm kültürleri, yani geçmiş evet. medeniyetleri gördün. Bundan almış olduğun sonuç ne? Yani bir simülasyon mudur yoksa gerçekten şimdi, neyin içinde yaşıyorsun? Aydın Bey'in görüşlerini ben çok ilginç buluyorum. Fakat kendi evet. görüşüm, şu anda içinde yaşadığımız boyut ve ortamın bir simülasyon olduğunu düşünmüyorum. O noktaya ben daha gelmedim. Yani bence biz bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Ama bundan sonraki kuşaklarda bu teknoloji bize verilir de bu gerçekliğin kopyasını biz yaratabilir miyiz? İşte o zaman Aydın Bey ile aynı noktaya geliriz. Şimdi, fakat şu anda bulunduğum şeyin ben yapay gerçeklik değil, gerçek olduğunu bana düşünüyorum. Bana bütün kutsal metinler ama ve kadim bilgiler şunu anlatıyor. Terki dünya, terki ukba, terki terk. Yani dünyayı terk edeceksin, geleceği düşünmeyi terk edeceksin ve terk etmeyi de terk edeceksin. Yani o ilahi şeye kavuşacaksın. Şimdi o yüzden burası simülasyon değil. Şimdi sen bana ne göre diyorsun? Yani Allah'ın soracak soru. Sana soru soracak. Değil. Şimdi evet. şöyle. Biz bundan sonraki bu ne yapacağız? Neye bağlı? Ölümden sonraki hayata bağlı. Ölümden sonra bir hayata başlanacak mı? Eğer başlanacaksa diye düşünüyorlar, düşünenler öldüğünde ölüyorsam ve gerçeklik orası olacak. Eğer diriliyorsa. Dirilmiyorsa, gerçek buradaysa, yoktuk, hiçlikse, tamam yaşandı, burada her şey bitti. Ama öldükten sonra bir yaratılış inancına sahip olanlar buranın gerçek bir dünya olmadığını düşünmek durumunda kalacaklar. Soruyu sor.